Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz herkese iyi çalışmalar. Şöyle güzel bir soruyu sizler için çözmek anlatmak istiyorum. Bence iyi bir soru. iyi bir yorum yeteneği var bu soruda. Şimdi demiş ki bize A, B, C birer tam sayı olmak üzere ki bu önemli. AX X kare artı B, X artı C eşittir sıfır denkleminde delta eşittir B kare eksi 4 AC aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi burada arkadaşlar dediğim gibi A, B, C'nin birer tam sayı olması önemli. Ve bize sorulan ifade neydi? Buraya bir daha yazmak istiyorum. Delta eşittir. B kare eksi 4 AC. Şimdi burada 4 çarpı A çarpı C var. A ve C birer tam sayı. Sizin anlayacağınız şekilde söylersek A ve C birer tam sayı. Mesela 1 ve 3. Pozitif olmasına gerek yok ama 1 ile 3'ü çarparsam 3. 4 ile 3'ü çarparsam 12. 4'ün bir katı. Yani arkadaşlar burada 4 çarpı A çarpı C ifadesi A ve C birer tam sayı olduğu için kesinlikle 4'ün bir katıdır. Bu yorumu kesin getirmek zorundayız. Şimdi B de bir tam sayıymış. Negatif ya da pozitif olması önemli değil. Arkadaşlar bir tam sayı ya çifttir ya da tektir. O zaman iki durum söz konusu B için. 4 çarpı A çarpı C 4'ün katı olduğu için onu bıraktım. B arkadaşlar 2K formatında çift sayı olsun. Şimdi ben burada B yerine 2K ye yazarsam delta şöyle olacaktır. 2K'nin karesi 4K kare eksi 4 çarpı A çarpı C olacaktır. Ben burada 4 parantezini alırsam K kare eksi A çarpı C. K'nin karesi eksi A çarpı C oldu. Burada 4 çarpanı olduğu için arkadaşlar aslında delta dördün bir katı olur. Yani delta dördün katı olursa olur. Olursa olur cümleye bak. Yani olabilir arkadaşlar. Dördün katı olabilir. Şimdi B tek bir sayı olsun. B 2K artı 1 şeklinde tek bir sayı olsun arkadaşlar. Burada B kare eksi 4 AC idi. O zaman delta eşittir 2K artı 1'in karesi. 2K artı 1'in karesi birincinin 2K'nin karesi 4K kare. Birinci ikincinin çarpımının iki katı 4K artı 1. ya da eksi 4 çarpı A çarpı C var. Şimdi arkadaşlar burada 4k kare artı 4k eksi 4 çarpı a çarpı c'yi 4 parantezine alırsam 4 parantezinde k'nin karesi artı k eksi a çarpı c yanındaki artı 1'i yazdım. Şimdi aslında burada 4 çarpı dediğim zaman arkadaşlar şuradaki ifadeyle çarpıyorum ya buradaki ifade de bir tam sayı zaten. 4'ün bir katı oldu yine burası. 4'ün bir katının bir fazlası demek de 4'e bölündüğünde bir kalanını verir demek. Dolayısıyla delta ya burada 4'ün bir katı olacaktır ya da 4'e bölündüğünde arkadaşlar bir fazlası olacaktır. Şıklarda bu iki durum olması gerekiyor. 97'yi 4'e bölsem 96 artı 1'den 4'ün katının bir fazlası demek ki 97 olur diyeceğiz. 144'e tam bölünüyor sanırım değil mi? 144'e bölsek 3 kere 4 12 tam bölünüyor arkadaşlar. Bu ikisi oldu. 157'yi 4'e bölsem 3 kere 4 12 37 1 kalanını verdi olur. 196'yı 4'e bölsem arkadaşlar tam bölünüyor sanırım. 96 4'e tam bölünür. Aynen tam bölünüyor. 398'i 4'e bölsem yani 98 arkadaşlar 4'e bölsem kaç kalır? 2 kere 4 8. 18'in içerisinde 4 kere 4 16 kaç kaldı? 2 kaldı olmadı. Ya 4'e tam bölünecek ya da bir, kaz bir fazlası verecekti arkadaşlar. 1 kalacaktı. Demek ki sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkıdır. Umarım çözüm sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur.